أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم قال الله تعالى عز وجل في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Sadakallahul azim. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El mer'u ma'a men ahabba. Sadaka Resulullah ve nataka Habibullah fîmâ kâl ev kemâ kâle nebiyyü aleyhi salatu ve selam. Sadr-ı cem'i murselin, sensin ya Resulallah. Bedri eflaki yakin, sensin ya Resulallah. Nurun siracı vehhac, alemler sana muhtaç. Sahibu tacu miraç, sensin ya Resulallah. Ayine-i Rahmani, nuru paki subhani, sırr-ı seb'al mesani, sensin ya Resulallah. Şahidin leyle esra, Sübhanellezi esra, Cami-i cümle esma, sensin ya Resulallah. Ey menba-ı lütfu cud, yerin makamı mahmud, yaratılmıştan maksud, sensin ya Resulallah. Canlar içinde canan, madeni ilmü irfan, ceddim pirim sultan, sensin ya Resulallah. Açan rahı tevhidi, bulan sırrı tefridi, hüdayinin ümmidi, sensin ya Resulallah. Bizleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet kılana sonsuz hamdü senalar olsun. Seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Hitabıyla muhatap olan insü cinnin efendisi sevgilimiz Fahri Alem Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e
salat ve selam olsun. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rahmeti, bereketi, lütuf ve inayeti siz inanan, bahtiyar, mümin kullarının üzerine olsun. Muhterem Müslümanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu neşeyle, heyecanla, aşk ve şevkle karşıladık elhamdülillah. O gün bugündür, her gün dilimizde o, zihnimizde o. Ve üçüncü hafta sohbetimizde yine bugün güllerin efendisinden bahsedeceğiz. Çünkü ne zaman onu konuşsak dertlerimiz bitiyor. Hastalıklarımıza şifa buluyoruz. Sıkıntılarımızı onunla gideriyoruz. Şu dünyanın bunca zulümatı, bunca gam ve kederi içerisinde bizler Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin adını andığımızda gönlümüz ferahlıyor, işlerimiz asan oluyor. Bu hafta yine Peygamberimiz cami ve irşat konusunu ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle beraber inşallah sizlere arz etmeye gayret edeceğiz. Kıymetli Müslümanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı şey neydi? İlk olarak ne yaptı? Mescit inşa etti. Neden mescit inşa etti? Aslında orada bize bir mesaj veriyordu. Müminin hayatında ilk olması gereken şey mabetti. Müminin hayatının en merkezinde cami olmalıydı. Onun için kendi elleriyle kerpiçlerini taşıdığı o Mescid-i Nebevi'yi Medine-i Münevvere'de Müslümanlarla beraber inşa ettiler. O gün bugündür müminler hangi beldeyi fethetse, hangi beldeyi imar etse orada İslam'ın alameti olan camilerimizi elhamdülillah ortaya koyuyorlar. Camilerimiz İslam'ın oralarda sembolü oluyor. Ve mescitlerimiz, camilerimiz varlığıyla İslam beldelerinin bağımsızlığının bir göstergesidir. Minaresiyle tevhidin sembolüdür. Ezanlarıyla şehadetin ifadesidir. Salalarıyla bir milleti dirilten, ayağa kaldıran merkezleridir. Minberleriyle ilim, irfan ve hikmetin adeta mekanlarıdır, pınarlarıdır. Kürsüleriyle hak ve hakikatin sesidir camilerimiz, mescitlerimiz. Mihraplarıyla gönlümüzü esir almaya çalışan her türlü günahlara, öfke, kin, nefret gibi kötülüklere karşı bir mücadele yeridir muhterem Müslümanlar. Camiler, mescitler her mahallede, her ilçede, her ilimizde bulunan camilerimiz, mescitlerimiz vücudumuzdaki kalp gibidir. Kalp olmasa vücut çalışır mı? Çalışmaz. Vücudumuzdaki tüm azaları çalıştıran kandır değil mi? Kan olmasa ne göz, ne el ayak, ne böbrek, ne kulak, hiçbirisi çalışmaz. Hepsi kanla çalışıyor. Peki bu vücuda kanı pompalayan nedir? Kalptir.
Demek ki müminlere de can pompalayan yerler, mekanlar nerelermiş? Camilermiş. Camiler olmasa mümin kansız kalır, cansız kalır, kalpsiz kalır. Rabbim bizleri cansız bırakmasın. Camilerimizden ayırmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını camide yetiştirdi. Bugün nasıl ki okullar var, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mescid-i Nebevi'nin hemen yanı başında Suffa denilen gölgeliklerde ashabı Suffa'yı yetiştirdi. Orada bir bir Kur'an-ı Kerim'i, sünnet-i seniyyeyi, tefsir, fıkıh ilimlerini, hadis ilimlerini ashab-ı kiram efendilerimize öğretti. Ve onların içerisinden Hazreti Ömer gibi radıyallahu anh, Abdullah İbni Abbas gibi, Abdullah İbni Mes'ud gibi radıyallahu anhum ecma'in, Hazreti Ebu Bekir gibi müfessirler, muhaddisler, fakihler, Hazreti Aişe gibi fakiheler yetişti. Sadece erkekleri yetiştirmedi Fahri Kainat Efendimiz, hanımları da yetiştirdi. Hatta bir gün hanımlara ayırdı, o gün onların sorularını özel olarak ne yaptı? Cevapladı muhterem müminler. Kadın, erkek, yaşlı, genç, çoluk, çocuk hepsi o mescide geliyorlardı ve kendilerine yer buluyorlardı. İşte bugün camiler ve din görevlileri haftasını idrak ettik. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Validatik Külliyesi, aynı Mescid-i Nebevi'nin bir benzeri, bir şubesi, oradaki işlevlerin benzerleri burada devam ediyor. Nasıl ki 14 asır önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okur, ashabını yetiştirirdi, biz de buraya geliyoruz, onun okuduğu Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, onun anlattığı hadisi şerifleri okuyoruz, öğreniyoruz. Erkek cemaatimiz geliyor, ailece geliyorlar, hanımefendiler şu anda sohbet dinliyorlar. Çocuklarımız camiye geliyorlar. Bu çok önemli. Evlatlarımız geliyor. Bakınız Mevlid-i Nebi haftamızda Kandil gecemiz 12 Rebiyül Evvel 1444 bu camide bambaşka ihya edildi. Buraya gelen siz cemaatimiz çok nasiplisiniz. Evlatlarıyla gelenler çok kısmetliler. Herkese bu nimet nasip olmaz. Evet, gayret ettiniz, çabaladınız. O gün işlerinizin yoğunluğuna rağmen yavrularınızın elinden tuttunuz, buraya getirdiniz. Ama çok büyük mükafat elde ettiniz. Çok kazandınız. Neden? Çünkü siz belki 6 ay sonra o kandildeki hazzı, aldığınız lezzeti, o maneviyatı unutacaksınız. Bir sene sonra belki oradaki öğrendiklerinizi unutmuş olacaksınız. Fakat buraya getirdiğiniz o çocuklar ömürleri boyunca camide geçirdikleri Mevlid kandilini asla unutmayacaklar. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü 2 sene önce burada kandil akşamı çocuklar gelmişlerdi. O zaman pandemi döneminin tam ortasıydı. Maskelerle beraber camiye gelmiştik. Cemaatimiz yine elhamdülillah mesafeli de olsa camimizi doldurmuştu. Yaklaşık 25 civarında yavrumuz bu mihrabın her köşesini çiçek bahçesi gibi, gül bahçesi gibi doldurmuşlardı. Orada Tacikistanlı hafız kardeşlerimizden bir tanesi Kur'an-ı Kerim okudu. Bizim de çocuklarımız var. Şimdi bu faaliyetleri yaptığımız zaman ne olursa olsun, ne kadar zorlukla olursa olsun, acizane fakir kardeşiniz, ben de evlatlarımı buraya getirmeye çalışıyorum. Çünkü ben size diyorum ki cemaat, çocuklarınızla gelin diyorum. Ben çocuklarımı getirmezsem olur mu? Olmaz değil mi? Önce benim getirmem lazım. Hocam sen bize çocuğunu getir diyorsun ama senin evlatlarını hiç görmedik. Senin aileni hiç görmedik. O gün ne kadar yoğun olursa olsun, ne kadar meşakkatli olursa olsun, ne kadar uzakta olursak olalım, yine de ailemizi buradaki yaptığımız faaliyetlere ortak etmeye çalışıyoruz. O gün de çocuklarımız gelmişlerdi.
Program bitti. O 6-7 yaşlarındaki Tacikistanlı İsmail'imiz burada Haşr suresinin son ayetlerini okudu. Lev enzelnâ'yı okudu. Sonra program bitti, eve gittik. Kızım bana dedi ki, baba o İsmail ne kadar güzel okudu dedi ya. Kaç yaşında İsmail? 6 yaşında. Ben de 6-7 yaşındayım. Ben niye onun gibi lev enzelnâ okuyamıyorum? İsmail ne yapıyor? Hafızlık yapıyor kızım. Ben de hafızlık yapmak istiyorum baba. Bak şimdi. Gördün. O çocuğa sen her gün desen ki kızım hafız ol. Oğlum hafız ol. Hafız olmalısın. Hafızlık çok büyük bir nimettir. O kadar etkili olmaz. Ama o bir tane yaşıtı çocuğu örnek gördüğünde diyor ki ben de bunu yapabilirim. Ya gördünüz mü bunun tesirini muhterem Müslüman? Tabii ki bazılarımız zorlanıyor. Efendim kandil akşamı camiye geldik, huzur bulacağız, huşu bulacağız. Çocuklar niye ses yapıyorlar? Çocuklar niye konuşuyorlar? Çocuklar niye atlıyorlar? Niye zıplıyorlar? Eğer bir çocuk konuşmuyorsa o çocuk hastadır. Çocuk hareket yapmıyorsa, sabit böyle duruyorsa 5-6 yaşında bir çocuk, o çocukta bir problem vardır. Ya bedeninde, fizikinde problem vardır ya da ruhunda problem vardır. 6-7 yaşındaki çocuğun konuşması, koşması, gürültü yapması en doğal hakkıdır. Onun tabiatıdır muhterem Müslümanlar. Bundan rahatsız olmayacağız. Anneler, babalar, çocuklarımızı uyarmalıyız camiye getirirken. Evladım, caminin adabı var. Bunlara dikkat edeceğiz. Bakın burada biz bir bölüm ayarladık. Allah razı olsun. Gayretli Derneğimize ben çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza, camimizin gençlerine, gayret edenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim onlardan binlerce kez razı olsun. Eğer onlar bu gayreti göstermeseler, biz bu camiye 70 tane çocuğu davet edemeyiz. Onları ağırlayamayız. Arkaya bir bölüm yaptılar. Orada çocuklar için balonlar, kutu kutu kekler, meyve suları hazırladılar. Ve Mevlid-i Nebi akşamında şuracıkta 70'i aşkın yavrumuzla beraber biz salavat-ı şerife getirdik. 70'i aşkın yavrumuza kek, meyve suları ikram edildi. Hayatları boyunca unutmayacakları bir kandil akşamı yaşadılar. Bir dostumuzla muhabbet ediyoruz. Dedim ki uzun zamandır camiye gelmedin. Bak en son ne zaman gelmiştin? Hocam dedi, önceki Mevlid-i Nebi'den bahsediyor, 2020'den bahsediyor. Hani dedi çocuklara camide hediye vermiştiniz ya, o akşam geldim dedi. Bak sohbeti nasıl hatırlıyor, gördün mü? Çocuklarla beraber camiler daha güzel olacak. Eğer bir camide çocuk sesleri varsa, arka saflardan bebek sesleri, ağlama sesleri geliyorsa sevinin muhterem Müslümanlar. Mutlu olun, geleceğimiz aydınlıktır. Ama bir camide çocuk sesi yoksa eğer, çocuk ağlaması yoksa eğer, üzülün, halimiz hiç iyi değildir. Geleceğimizle ilgili şüpheye düşünüz. O halde camiler ve din görevlileri haftasını idrak ederken, Peygamberimiz cami ve irşat konusunu işlerken, biz caminin bu sosyal yönünü göz önünde bulundurmalıyız. Camilerimiz her yönüyle İnsanlarımıza hitap etmeli. Sadece namaz kılıp ayrılıp gitmeyeceğiz. Şimdi bakın sohbet var. Yatsı namazını kıldınız, sohbete katıldınız. Sohbetten sonra ikram var cemaatimize. Gördünüz mü? Orada da bir muhabbet ortamı var. Yine Valide Atik Camii, elhamdülillah hocalarıyla, hizmetlileriyle, cemaatiyle bir farkı ortaya koyuyor. Cuma ve pazar sabahları burada çorba ikramı var cemaatimize. Hocalarımız diyor ki, çorba ikram etmeye başladıktan sonra cemaatimizin sayısı arttı. Ya diyor ki sabah namazına gideyim Atik Valide'ye, namazımı kılayım, sonra da soğuk kış gününde sıcak sıcak çorbamı içeyim, oradan da işime gideyim. Yenge de bir gün dinlensin, kahvaltı hazırlamasın. Vatandaş gidip poğaçayla, simitle midesini yakmasın sabah sabah. Sıcak sıcak çorbayı içsin. Gördünüz mü? Elhamdülillah. Nasıl oldu bu? Sohbetimize bundan yaklaşık 2-2,5 sene evvel katılan bir abimiz, Allah ondan razı olsun, dedi ki hocam benim lokantam var, ben burada çorba yapayım, her sabah cemaate, sabah namazına gelenlere çorba vereyim.
Abi dur bir dakika ya, her sabah ağır olur, çok yük olur. Bunu iki sabaha indirelim. İki sabah başladı, sonra ne oldu? Bir hafta, iki hafta kendisi verdi. Bunu gören cemaat dedi ki, ya hocam biz de bu çorbaya katkı sunalım ya. Bir haftada ben çorba vereyim. Şimdi o gün bugündür, belki bir sene geçti, o lokantacı abimize daha çorba yapma sırası gelmedi. Her hafta birisi üstleniyor. Ama ne oldu? Bir buçuk senedir burada verilen her çorbadan, içilen her bardak çorbadan onun da namı hesabına ne yapılıyor? Sevap yazılıyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. O halde bizim bütün camilerimiz aynı Valide Atik Camii gibi olmalıdır. Bu şekilde hem ilim, irfan, hikmetin anlatıldığı, insanların bir araya gelip kaynaştığı, gençlerin gençlik buluşmalarında birbiriyle tanıştığı, kitap okuma günlerinin, saatlerinin olduğu, cemaatin sabah çorba muhabbetleriyle, pazar sabah namazı buluşmalarıyla, zikir, tesbihat, böyle vaktini camide geçirdiği yerler olmalıdır. Camilerimiz Müslümanlara çok daha sevimli olmalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا Allah-u Teala'ya en sevimli olan yerler mescitlerdir, camilerdir. Ama şimdi bizim de cami hocaları görevlileri olarak, cami hizmetlileri olarak, dernek vazifelileri olarak camimizi sevimli hale, çok daha sevecen hale getirmemiz lazım. Bir özelliğini daha söyleyeyim Atik Valide Camii'nin. Kışın her vakit namazda camimiz sıcacıktır. Bak bu da bir ayrıcalık değil mi? Her vakit namazda. Şimdi düşünün ki vatandaş camiye gelecek soğuk günde. Camiye geldik, içerisi buz gibi. Duramıyor, tir tir titriyor. Kubbe yüksek, caminin alanı geniş. Hele hele camlarda da biraz böyle kenarlarında boşluklar varsa böyle rüzgar eser değil mi? Ben bir köye ilk İmam Hatip olarak, kadrolu olarak vazifeye gittim. Kış geldi, soğuğa da hiç dayanıklı değilim. Sabahleyin gidiyorum camiye, mihraba bir geçiyorum. Namaz bitene kadar boynum tutuluyor soğuktan. Ya biz böyle olmayacak bu iş. Ne yapalım, ne edelim? Köylülerinden ileri gelenlere danıştık. Dedi ki hocam dedi, şehirde, çarşıda köylümüz var. Bu dedi böyle ısı cam işi yapar, PVC işi yapar. Onunla görüşebilirsiniz. Gittim şehre 70 kilometre uzağa. O vatandaşı buldum. Dedim ki ben sizin köyünüze yeni imam geldim. Ama cami çok büyük. Zaten sabah namazını biz 3 kişi kılıyoruz. Allah bereket versin. Bu cami bize sabah namazında çok fazla. Camimizin bir bölümünü ısı camla, PVC ile bölmek istiyoruz. 10 kişilik, 20 kişilik bir yere ayırmak istiyoruz. Tabii hocam dedi ya, Allah razı olsun. Biz de bir katkıda bulunduk. Bazı şüpheli paralar oluyor. O paraları kendimize kullanmak yerine böyle bazı hizmetlerde kullanalım niyetiyle biz de kendi cebimizden katkıda bulunduk. Oraya böyle 10-15 kişilik bir yer kazandırdık. Bir de alttan ısıtma, kenarda bir ısıtıcı. Kışın camiye bir gidiyoruz. O günden sonra cami sıcacık. Elhamdülillah. Bak gördünüz mü? Demek ki ne yapmamız lazım? Camilerimizin derdiyle dertlenmemiz lazım. Hocam ne eksik var? Derneğimiz, başkanımız, abilerimiz, biz buraya cemaat olarak ne yapabiliriz? Ne katkıda bulunabiliriz? Bunun derdinde olacağız. Ve inanın eğer bir camide hoca efendi, cami hizmetlileri, hademe-i hayrat, müminler, cemaat, birlik, beraberlik içerisinde bir hizmet oluştururlarsa Allah-u Teala oraya rahmetini indiriyor. El-cema'atu rahmetun vel-firqatu azabun. Cemaatte rahmet var, birlikte rahmet var, ayrılıkta ise azap var diyor. Şimdi bir Müslüman geldi, burada namaz kıldı, baktı dedi ki ya dedi, bu halılar çok incelmiş, burası çok sert. Ben bu camiye halı yaptırmak istiyorum dedi. Allah Allah.
Biz de diyoruz ki bir dahaki sene Ramazan'da cemaatimizden istirham ederiz de camimizin hallarını değiştiririz. Bir Müslüman geldi, ben dedi bu halları değiştirmek istiyorum. Şimdi siparişini verdi, Manisa'da halılar dikilecek. 2 ay sonra camimiz yeni halılarına kavuşacak inşallah. Gördünüz mü? Bu neden oluyor muhterem Müslümanlar? Birlik, beraberlikten oluyor. Burada hizmet olduğu zaman, Müslümanlar buraya geldiği zaman, cemaat ruhu olduğu zaman Allah-u Teala da buraya rahmet meleklerini oluk oluk gönderiyor. Cenab-ı Hak birlik beraberliğimizi daim eylesin. Ama ayrılık olursa, eğer hoca efendi bir tarafa gider, hademe-i hayrat, dernek, cami cemaati bir tarafa gider, herkes bir taraftan çekiştirirse, ayrılık olursa, orada rahmet olmaz, orada hizmet olmaz. Mevlam cümlemizi nefis ve şeytanın şerrinden muhafaza eylesin. Nefis ve şeytana alet olmaktan muhafaza eylesin. Mevlam mescitlerimizi aynı Mescid-i Nebevi gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o asr-ı saadetteki günleri gibi yeniden İslam'ın heyecanla yaşandığı, çocukların cıvıl cıvıl olduğu yerler haline getirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Evet, kıymetli müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedeceğiz dedik. Peygamberimiz cami ve irşat konusunu bu hafta yeniden gündeme getireceğiz dedik. Fahri Kainat Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki, sizden biriniz cennet bahçelerine uğradığında oralardan faydalansın. Ashab-ı kiram soruyorlar, ya Resulallah bu dünyada cennet bahçesi var mıdır? Cennet bahçesi nerede? Nasıl bulacağız da cennet bahçesini oradan faydalanacağız? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, mesacidüha, cennet bahçeleri mescitlerdir buyuruyor. Onun için darlandığınızda, kalbiniz sıkıştığında, boğazınıza böyle bir top düğümlendiğinde, İşin içinden çıkamadığınızda kendinizi camiye atınız. Başka müjdeler de var. 7 grup Müslüman vardır. Kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenecek. O dehşetli günü düşünün. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ O günde kişi öz kardeşinden kaçacak. Niye? Kardeşinin hakkına girmiş. Miras davasından, mal davasından, hasetten, fesattan, senin karın böyle dedi, benim karım böyle dedi davasından, sana annem böyle davrandı, bana babam böyle davrandı davasından, senin evin üst kattı, benim evim alt kattı davasından, kardeşler birbirine düşmüş. Onun için birbirlerinden firar ediyorlar. Ve ummihi ve ebihi, anasından babasından kaçacak. Evlatlık vazifesini yapmamış. Adı huzur evi olan yalnızlık mekanlarına anasını, babasını terk etmiş. Yemeyip yedirdiği, içmeyip içirdiği yavrusu büyümüş ama anasını, babasını evine almıyor. Onun için o anne babadan kaçacak. Karısından kaçacak, kocasından kaçacak. Niye? Çünkü dünyada herkesi mutlu etmiş. Asıl evindeki hanımını mutlu etmemiş, kocasını memnun etmemiş. Herkese şirin gözükmüş, herkese gülücükler dağıtmış. Fakat en çok hak eden en yakınını memnun etmemiş. Kaçacak. Evladından kaçacak. Niye? Evladına Rabbini tanıtmamış, peygamberini tanıtmamış, camiye getirmemiş. Birbirinden kaçacak. İşte o günde 7 grup Müslüman var. Arşın gölgesinde gölgeleniyor. Allah-u Teala'nın özel gölgeliklerinde gölgeleniyor. Kimdir bunlar? Bir tanesini söyleyeyim. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ Bir adam ki gönlü mescitlerde, kalbi camiyle beraber atıyor. Mescit kuşu olmuş, mescit kuşu. Bir boş saat bulsa hemen camiye gidiyor,
kılmadığı namazlar varsa kaza ediyor. İçeriye girerken نَوَيْتُ الْاِعْتِكَافَ رِضَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى Rabbimin rızasını kazanmak için itikafa niyet ettim diyor ve camide vaktini ibadetle değerlendiriyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Eline bir tesbih alıp camide hatalarından, günahlarından, kusurlarından nedamet getiriyor. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allah'ım beni affet. Bu oyunu aşan günahları işledim, affet. Ya Rabbel Alemin, çok cürmüm var, beni affet. Sana yanlış yaptım, beni affet Ya Rabbi diye bir kenara geçiyor, gözyaşı akıtıyor. Ya, mescit kuşu bu demek işte. Çocuklarıyla beraber camiye gelip caminin bahçesinde onlara çay ikram ediyor, onlara kuş burnu ikram ediyor. Çocuklarıyla camide hafta sonu ailesiyle vakit geçiriyor muhterem Müslümanlar. Kalbi mescitlere bağlı. Rabbim cümlemizi mescit kuşu eylesin. Camiye girdiğinde huzur bulanlardan eylesin. Eğer insan alışkın değilse, ayda yılda bir camiye geliyorsa, bayramdan bayrama, cumadan cumaya geliyorsa, böyle camiye girdiğinde, kandilden kandile geliyorsa, kalbi daralmaya başlar, tamam mı? Ya saate bakar sürekli, ne zaman bitecek ya falan öyle. Hocayı da baskı altına alır. Bir hocaya bir saate, bir hocaya bir saate. Bir dur kardeşim ya. Zaten 6 ayda bir geliyorsun. Bize baskı yapma burada. He? Değil mi? Rahatla, ferahla. Allah'ın huzurundasın. Girerken para alınıyor mu? Yok. Bilet kesiliyor mu? Yok. Üzerine kar yağıyor mu? Yağmur yağıyor mu? Yok. Soğuk var mı? Yok elhamdülillah. Bir saat dur camide ya. Mescit kuşu olabilmek. Ya, ne büyük nimet. Sizler mescit kuşusunuz. Vallahi ben buna şahidim. 3 senedir, 2 senedir, 1 senedir hiç aksatmadan izin günü olduğu sürece, bir işi olmadığı sürece şuraya gelen, sohbet dinleyen kardeşlerim var. Hatta sadece burada değil, fırsat olduğunda sosyal medyada yaptığımız Cuma Gecesi İhya programını da takip eden, Cuma vaazına da fırsatı varsa gelen, aynı hafta pazar sabah namazı buluşmasına da gelen yiğitler var aranızda elhamdülillah. Ben şahidim, siz mescit kuşusunuz. Rabbim bizi ömrümüzün sonuna kadar şu camilerden, kubbenin gölgesinden ayırmasın inşallah. Mevlam camide nefisle cihad ederken, Allah yolunda, ilim yolunda, Kur'an yolunda, secdede şehadet mertebesine ermeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrine uyuyorsunuz. Cennet bahçesine geldiniz. Daha bu dünyada cennet bahçesine girdiniz. Çok şükür Rabbimize. Bazı rivayetlerde de diyor ki cennet bahçesi neresidir ya Resulallah dedikleerinde ilim meclisleridir diyor. Başka rivayetlerde zikir meclisleridir diyor. Bak şimdi cennet bahçesi neresiymiş? 1- mescitler, camiler. 2- ilim meclisleri. 3- zikir meclisleri. Şimdi ben size soruyorum. Şu an bulunduğunuz bu anda, şu dakikada hem camidesiniz, hem ilim meclisindesiniz, hem de zikir meclisindesiniz. Ya 3'te 3. Allah'ımıza şükürler olsun. Rabbim bizi yolundan ayırmasın. Yoluna layık eylesin. İnanın ben geliyorum bu sohbete. Diyorum ki ya Rabbi layık mıyım ya? Bu camiye gelmeye layık mıyım acaba? Huzuruna gelmeye layık mıyım ya Rabbi? Bu soruyu sormamız lazım. Ellerimiz günahlara bulaşmış, gözlerimiz günahlara bulaşmış, ayaklarımız günahlara bulaşmış. Bu bedenle huzuruna geldiğimiz zaman utanıyoruz, layık değiliz ama ondan başka da gideceğimiz bir kapı var mı? Yok. Onun için gelmeye devam edeceğiz ve geldikçe, sohbete katıldıkça, zikir meclisine katıldıkça, camiye, namaza devam ettikçe günahlarımız ne yapacak? Dökülecek inşallah. Bunu ümit ediyoruz.
Muhterem Müslümanlar, Fahri Kainat Efendimiz'den bahsediyorken Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin şehrindeyiz şu anda. Hüdayi şehri, Üsküdar'ımızdayız. Sizinle okuduğum şiiri şöyle terennüm ederek paylaşmak istiyorum. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin divanından bir şiiri sizlere aktarmak istiyorum. Ve sonrasında manasını da arz etmeye çalışacağım. Anlamını da sizlerle paylaşacağım inşallah. Sadr-ı cem'i murselin sensin ya Resulallah. Sadr-ı cem'i murselin sensin ya Resulallah. Bedri eflaki yakin sensin ya Resulallah. Bedri eflaki yakin sensin ya Resulallah. Allah hu Allah, la ilahe illallah. Allah ya Allah, Muhammed Resulullah. Nurun siracı vehhac, alemler sana muhtaç. Nurun siracı vehhac, alemler sana muhtaç. Sahibu tacu mirac, sensin ya Resulallah. Sahibu tacu mirac, sensin ya Resulallah. Allah hu Allah, la ilahe illallah. Allah ya Allah, Muhammed Resulullah. Ayine-i Rahmani, nuri paki sübhani. Ayine-i Rahmani, nuri paki sübhani. Sırrı seb'al mesani, sensin ya Resulallah. Sırrı seb'al mesani, sensin ya Resulallah. Allah, ya Allah, la ilahe illallah. Allah, hu Allah, Muhammed Resulullah. Şahidin leyli isra, Sübhanellezi esra. Şahidin leyli esra, Sübhanellezi esra. Cami-i cümle esma, sensin ya Resulallah. Cami-i cümle esma, sensin ya Resulallah. Allah hu Allah, la ilahe illallah. Allah ya Allah, Muhammed Resulullah. Ey menba-ı lütfucudu, yerin makamı mahmud. Ey menba-ı lütfucudu, yerin makamı mahmud. Sensin yaradılmıştan maksudu, sensin ya Resulallah. Yaradılmıştan maksudu, sensin ya Resulallah. Allah hu Allah, la ilahe illallah. Allah ya Allah,
Muhammed Resulullah. Canlar içinde canan, madeni ilmi irfan. Canlar içinde canan, madeni ilmi irfan. Ceddim, pirim, sultan, sensin ya Resulallah. Ceddim, pirim, sultan, sensin ya Resulallah. Allah, hu Allah, la ilahe illallah. Allah, ya Allah, Muhammed Resulullah. Açan rahı tevhidi, bulan sırrı tefridi. Açan rahı tevhidi, bulan sırrı tefridi. Hüdayinin ümmidi, sensin ya Resulallah. Hüdayinin ümmidi, sensin ya Resulallah. Hüdayinin ümmidi, sensin ya Resulallah. Buyurun hep birlikte bir salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sadr-ı cem-i murselin sensin ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi! Bütün gönderilmişlerin, resullerin, elçilerin öncüsü sensin. Bedri eflak-ı yakin sensin ya Resulallah. Gezegenler içerisinde en parlak olan, onların adeta ayı mesabesinde olan, kainatın dolunayı mesabesinde olan sensin ya Resulallah. Nurun siracı ve hac, alemler sana muhtaç. Senin nurun her yanı kuşatmış ve bütün alemler sana muhtaç. Eğer o olmasaydı biz Rabbimizi hakkıyla tanıyabilir miydik? Hayır. O olmasaydı biz burada anlatabilir miydik? Hayır. O olmasaydı anlayabilir miydik? Hayır. O öğretmeseydi namazı kılabilir miydik? Kılamazdık. Orucumuzu nasıl tutacağımızı bilir miydik? Bilemezdik. Hepsini Rabbimizin vahyiyle beraber o kainatın zübdesi, özü bize öğretti. Sahibi tacu miraç sensin ya Resulallah. En yüce tacın sahibi ve miracın sahibi de sensin ya Resulallah. Başkalarına nasip olmayan miraç sana nasip oldu. Ayine-i Rahmani, Allahu Teala'nın aynası sensin ya Resulallah. Evet, Rabbimizi biz nereden temaşa edeceğiz? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aynasından Rabbimizi temaşa edeceğiz. Mevlid-i Şerif'te Süleyman Çelebi ne demişti? Zatıma mir'at edindim zatını. Ey Habibim! Kendi zatımı sana, seni kendi zatıma ayna edindim. Zatına mir'at edindim zatımı. Çok dikkatli kullanmaya çalışıyorum kelimeleri, çünkü ters mana olabilir. Diyor ki, seni ayna kabul ettim diyor. Allahu Teala'nın rahmet sıfatını görmek isteyen, adalet sıfatını görmek isteyen, Rabbimizin affetme sıfatını en güzel şekilde görmek isteyen bu dünyada kime baksın? Fahri aleme baksın.
Ne kadar çok affedici, ne kadar çok merhametli, ne kadar çok adaletli. Öyle değil mi muhterem müminler? Evet. Nuri Paki Subhani, Allahu Teala'nın pak, sırf nuru, sırf nur. Hatırlamak bile, gözümüzü kapatıp ona salavat getirdiğimizde bile o nuru ne yapabiliyoruz? Kendimizde hissedebiliyoruz. Sırrı seb'al mesani sensin ya Resulallah. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan o seb'al mesani sırrının sahibi sensin. Tabii ki çok çok derin, çok çok ince manalar da var. Ben size en sadeleştirilmiş, en öz şekliyle kendi bilgimin de yettiğince arz etmeye çalışıyorum. Şahidin Leyli İsra, senin bütün makamlarına İsra gecesi şahitlik etti. Sübhanellezi esra. Hani Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi var ya, ilk ayetinde Rabbimiz buyuruyor. Sübhanellezi esra diye başlıyor. Oradan alıntı yapıyor. Cami-i cümle esma sensin ya Resulallah. Rabbimizin bütün isimlerini en güzel şekilde ortaya çıkartan, ortaya koyan sensin ya Resulallah. Yani yaşantısıyla beraber Rabbimizin o esmasını hayatında ne yapmış? Tatbik etmiş. Cemal sıfatı da, celal sıfatı da, ilim sıfatı da onda en güzel şekilde ortaya çıkmış. Ey menba-ı lütfucud, ey cömertliğin kaynağı, yerin makamı mahmud, senin yerin o övgü makamıdır, makamı mahmuddur. Hani ezan duası yaparken وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا اِلَّذ۪ي وَعَدْتَهُ diyoruz ya, Allah'ım Habibine vaat ettiğin makamı mahmudu ver diyoruz. Onun için size hep bunların manasını anlatıyorum. Siz öğrenin, duaların manasını öğrenin, ezan duasının manasını öğrenin, okuduğunuz surelerin manalarını Allah rızası için öğrenin muhterem müminler. Yaratılmıştan maksut sensin ya Resulallah. Eğer Rabbimizi hakkıyla tanımak istiyorsak kimi tanımamız lazım? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i hakkıyla tanıyacağız. Sonra da Rabbimizi en güzel şekilde tanıyacağız. Alemlere rahmet olarak gönderilen odur. Canlar içinde canan, canlar içinde en çok sevilen. Anan var, baban var, evladın var ama en çok kimi seviyorsun? Onu seviyorsun. Madeni ilmi irfan, ilim ve irfanın kaynağı, ilim ve irfan pınarı adeta. Ceddim-i pirim sultan sensin ya Resulallah. Benim ceddim, dedem, pirim sensin ya Resulallah diyor. Hatta bu beyitten dolayı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin seyyid olduğu rivayeti vardır. Evet, seyyid olduğunu ifade ediyorlar bazı kaynaklarda. Çünkü burada diyor ki, ceddim-i pirim sultan, ceddim diye hitap ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Açan rahı tevhidi, bize tevhidin yolunu, Allah'ı birlemek, bütün onun dışındaki her şeyi ortadan çıkartmak, la ma'bude illallah, tapılmaya layık olan sadece Allah'tır. İbadete layık olan sadece Allah'tır. Önünde eğilmeye layık olan sadece Allah Celle Celaluhu'dur diyen Lat'ı, Menat'ı, Uzza'yı, bütün putları yerle yeksan eden odur. Bulan sırrı tefridi ve yine tevhid yolunu bize öğreten, bulduran sensin ya Resulallah. Hüdayi'nin ümidi sensin ya Resulallah. Diyor ki Hüdayi'nin ümidi. Yani benim de ümidim sensin. Amellerime güvenmiyorum. Kendi yaşantıma güvenmiyorum. Ümidimi sana bağladım. Senin şefaatine ihtiyacım var diyor. Sahabe-i kiram efendilerimizden Sevban radıyallahu anh ile bitirelim. Bir gün Fahri Kainat'ın yanına geldi. Beti benzi atmış. Yüzü sapsarı kesilmiş. Ne oldu ey Sevban, hasta mısın? Bir derdin mi var dedi Fahri Kainat Efendimiz. Yok ya Resulallah, hasta değilim ama sizi göremeyince, sizin yanınızdan bir an ayrılınca kalbim yerinden çıkacakmış gibi oluyor. Koşa koşa yanınıza geliyorum, sizi görüyorum, bir an rahatlıyorum. Ama düşünüyorum ki yarın ahirette siz cennette en üst makamlara olacaksınız. Benim cenneti kazanıp kazanamayacağım belli değil. Kazansam bile makamınız makamı mahmud. Sizi görememekten korkuyorum. Sizden ayrı kalmaktan korkuyorum dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el mer'u ma'a men ahabbe buyurdular.
kişiyi sevdiğiyle beraberdir. Bu dünyada kimi sevdiğinize dikkat edin, kimi düşündüğünüze dikkat edin, kim için, ne için yaşadığınıza dikkat ediniz muhterem müminler. Rabbim onu sevmeyi, onun yolunda olmayı bizlere nasip eylesin. Okuduğum ayetin mealini vereyim. İnşallah önümüzdeki hafta daha da teferruatını izah ederiz. Nisa suresi 69. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ Her kim Allah'a itaat ederse وَالرَّسُولَ Allah'ın elçisine de itaat ederse فَاُولَٰئِكَ işte onlar مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah-u Teala'nın kendilerine nimet verdiği kullarında kullarıyla beraberlerdir. Kimdir onlar? مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Demek ki Allah'a ve Resulüne itaat eden kimle beraber olacakmış? Şehitler, sıddıklar, salihler ve peygamberlerle beraber olacak. وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا Onların arkadaşlığı ne güzel arkadaşlıktır buyuruyor. İnşallah bir dahaki dersimizde Allah ve Resulüne itaat nasıl olmalı? Sevgimizi nasıl ispat etmeliyiz? Bunu sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz ayet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle hakkıyla amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada sünnet-i seniyyesinden, ukbada şefaatinden ayırmasın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas-sırâta'l-müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Amin.